Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün aslında bir efsaneyi konuk etmek istiyoruz. Diablo 4 biliyorsunuz bir süre önce satışa sunulmuştu. Hem konsollar hem PC için raflardaki yerini aldı ve milyonlarca oyuncu bu oyunu daha ilk gününden satın alarak oynamaya başladılar arkadaşlar. Aslında Diablo'nun benim gibi biraz daha böyle old gamer'larda ayrı bir yeri var. Bu oyunun üçüncüsü çıktığında ben çok iyi hatırlıyorum. Taksim'de gece satışı yapılmıştı arkadaşlar ki Türkiye'de hani genel olarak oyunlarda gece satışı yapılmasına vesaire çok alışık değiliz. O dönemde yapılan satışlarda hatta insanlar böyle kuyruğa falan girmişlerdi. Diablo 3'ü satın alabilmek için. Tabii o dönemde dijital satışlar bu kadar yaygın değildi. Daha çok insanlar böyle kutulu ürünlere önem veriyorlardı. Ve dolayısıyla Diablo 3'ü satın alabilmek için gecenin bir yarısında kuyruğa girenleri hatırlıyorum. Tabii ki Diablo 4'te böyle bir şey olmadı. Neden? Çünkü dijital satış diye bir şey girdi artık hayatımıza. Ve herkes direkt olarak oyunu dijital satış yöntemiyle satın alıp ön yükleme yapabiliyor. Ve oyun çıktığı anda 0-0 olduğu anda direkt olarak oyuna girip oynayabiliyorlar arkadaşlar. Biz de oyunu iki platformda denedik. Hem PlayStation'da hem de PC'de. Daha önce PlayStation sürümü için bir inceleme yazısı yayınlamıştık zaten. Şimdi ise PC sürümü için bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce Diablo 3'te olan olaylar Diablo 4'e direkt olarak etki ediyor. Yani eğer oyunu oynadıysanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Amacımız ise klasik olarak Lilith'i yok edebilmek. Lilith bildiğiniz üzere şeytan ve şeytanı yok etmek de fazlasıyla zor arkadaşlar. Bunu size hemen baştan belirteyim. Diablo 4 klasik olarak bir izometrik kamera açısıyla geliyor. Serinin hayranları zaten bu kamera açısına çok da yabancı değiller. Fakat şimdiye kadar hep TPS ya da FPS tarzı yapımlarla aşırı neşir olduysanız bu izometrik tarz size biraz garip gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ya bu oyunun neresi efsane olmuş falan diye düşünebilirsiniz. Ama öyle düşünmeyin. Neden? Çünkü oyunu oynadıkça hem hikayesiyle hem oynanışıyla gerçekten çok zevk alacağınıza eminim ben. Ve diyeceksiniz ki ooo gerçekten bu efsane bir oyunmuş. Diablo 4'te Türkçe dil desteği de var. Bunu hemen size belirtelim. Üstelik çeviri falan değil arkadaşlar. Direkt olarak yapımcı ekip oyunu Türkçe dil desteğiyle çıkardı. Yani oyun çıktı sonradan bir ekip çevirdi ekledi falan böyle bir şey söz konusu değil. Oyunu satın aldığınızda direkt Türkçe dil desteğiyle geliyor. Bu da biz Türk oyuncular açısından çok önemli. Dediğimiz gibi oyunda izometrik bir kamera açısı söz konusu ve şimdiye kadar görüp görebileceğiniz en büyük Diablo haritasına sahibiz arkadaşlar. Oyunda gideceğiniz yerler tamamen size kalmış durumda ama tabii ki X bir mekana gittiğinizde zorlu düşmanlarla karşılaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben buraya demek ki daha sonra gelmeliyim. Dolayısıyla yolunuzu bu şekilde bulabilirsiniz. Oyunda ilerledikçe güçlendirmeler alıyorsunuz. Güçlendirmelerle kendinizi geliştiriyorsunuz. Kısacası klasik bir Diablo deneyimi yaşıyorsunuz. Bazı noktalarda tıkanabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben bu yaratığı neden geçemiyorum diye sorgulamayın. Çok fazla da diretmeyin. Ne yapın? Bir önceki sevden başlayın. Etraftaki potionları toplayın. Kendinize İksirler hazırlayın. Bu canavarlarla, iksirlerle birlikte savaşın. Hatta silahlarınızı geliştirin ve bu şekilde yaratıkları, karşınıza çıkan canavarları, karşınıza çıkan bossları daha kolay bir şekilde alt ettiğinizi göreceksiniz. Oyun genel itibariyle klasik bir döngüde gidiyor arkadaşlar. Yani öyle büyük sürprizler yok senaryoda. Zaten amacımız ne? Şeytanı öldürmek. Şeytanı öldürmek için de en önce onu bulmamız gerekiyor. Aslında oyun Lilith'i sorgulamamızla, Lilith'in izini sürmemiz üzerine kurulmuş bir şekilde. Tabii ki Lilith'in izini sürerken de karşımıza çıkan düşmanları alt etmeye çalışıyoruz. Genel olarak kalabalık düşman grupları geliyor üstümüze. Özellikle boss dövüşlerinde arkadaşlar. Sadece boss'la dövüşmüyoruz. Boss'la dövüşene kadar bir sürü düşman geliyor üstümüze. Ve bu düşmanları yendiğimizde zaten boss'un kalkanını ya da sihir gücünü vesaire bitirmiş oluyoruz. Ve onu da yenmiş oluyoruz. Yani klasik oyunlardaki gibi direkt olarak boss'la savaşıp boss'u öldürmüyoruz. En önce o boss'un üzerimize salmış olduğu iblislerle mücadele etmemiz gerekiyor. O iblisleri öldürdüğümüzde de zaten otomatikman boss'u da devirmiş oluyoruz. Genel itibariyle Diablo eski kalitesinde diyebiliriz. Hani çeşitli yorumlar da gördüm ben. Ya işte eski Diablo tadı yok vesaire. Gayet de ben hani diğer Diablo oyunlarını da oynamıştım. Diablo 4'ten de gayet Diablo keyfini aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde önemli genişleme paketleri gelecek. Önemli güncellemeler gelecek.
bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının sonuna geldik. Önümüzdeki süreçte yeni oyunlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.